Hayatımda ilk defa bir ünlü göreceğim çünkü Koreli. 비행기에서 이광수랑 김정국이 봤어요. O zamanlar nerede? BTS nerede? EXO. Nereye bakıyorsun? Kimden gözünü alıyorsun ya? Görmek istiyorsan git Kore'ye. Bence Jungkook'u falan bıraktım. Dedim ki gidersem zaten ve bu adam beni orada görürse dayak yiyeceğim. Ne var, kimi bekliyorsunuz bu kadar diye. Sonra başımı eğdim. Jeongmi'da dedim. BIST'ten Dujun'u hiç unutmuyorum. Bir tane de böyle kamerama bir bakış attı. Gerçi gözünde güneş gözlüğü vardı ama sonuçta baktığı istikamet bendim. O yüzden ben bana baktı diye düşünüyorum ve dibimdeydi zaten o sırada. Bunu aslında böyle utanıyorum söylerken ama çok da komik. 2010'ların başlarıydı. Türkiye'ye geldi. Başladım da tabii dünya bir toz bulutuydu. Lee Kwang-soo ve Kim Jong-guk Türkiye'ye geliyormuş bir program çekimi için. Sormazlar mı adamı neyine güvendin diye? Yani niye oradasın? Dünyanın kötü YouTube finali. Merhaba arkadaşlar. Uzan Doğusu'na hoş geldiniz. Ben Deniz Sümeyye Saraç. Yine abuk subuk birkaç anımla karşınızdayım. Ben çok eskilerdenim Kore ile alakalı. 2010 yılından beri bu işlerle uğraşan birisi olarak başladım da tabii dünya bir toz bulutuydu. Yani çok az insan vardı bunu bilen. Çok az insan vardı haberdar olan. O zamanlar nerede? BTS nerede? EXO. O yüzden tabii ki olan her şey de bizim için çok çok değerliydi. İşte gelenler, ziyaret edenler, haberdar olanlar, internetten bir şekilde işte Türklerle ilgili yorum yapanlar böyle inanılmaz heyecan verici oluyordu bizim için. Ve o dönemlerde yaşadığım 3 farklı havaalanı hikayesi de var Korelilerle alakalı. Hemen biriyle başlayacağım. İlki Kim Jae-jong. Kim Jae-jong şu an yılını hatırlamıyorum ama yine o zamanlarda 2010'ların başlarıydı. Türkiye'ye geldi ve bir anda oldu bu. Hani hiç daha öncesinde duyurulmadı, şu olmadı, bu olmadı. Biz bir anda duyduk ki Kim Jae-jong Türkiye'ye gelecek. Ve sanıyorum başkanla ya da cumhurbaşkanı ile birlikte geldi ve orada bir nevi imza günü gibi bir şey yapıldı. İşte fan buluşması gibi daha doğrusu. Ve tabii ki İstanbul değildi, geldiği yer Ankara'ydı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Jae-jong görebilmek için sonuçta Ankara'ya gitmek gibi bir şansım yok. O yüzden ona dedim görebileceğim tek bir yer var. O da havaalanı. Tabii o zamanlar böyle sürekli insanlar işte şey yazıyor. İşte şu saatte gelecek, şu saatte gidecek. Uçağı şu saatte. Şöyle böyle sürekli böyle şeyler dönüyor. Şey hatırlamıyorum maalesef. Gelişi miydi, gidişi miydi benim havaalanına gittiğim onu hatırlamıyorum ama havaalanına gittim sadece Jae-jong'u görmek için. Hayatımda ilk defa bir ünlü göreceğim çünkü Koreli. İlk defa bir tanıdık bir yüz göreceğim. Sonuçta kaç kez fırsat geçer elime değil mi? Ve o zamanlarda dizilerini izlediğim, çok beğendiğim birisiydi Kim Jae-jong. Çok da güzel bir çocuktur zaten. Tanımayanlar için önce bu arada kısaca bahsedeyim. DBSK diye bir grup vardı. SM'in grubu. Çok popülerlerdi. Sonrasında grup bazı anlaşmazlıklar yaşadı ve ikiye bölündü. 3'e 2 oldular. 2 kişi hala SM'de. SM'de kalmaya devam etti. 3 kişi de tamamen bağımsız JYJ diye bir grup yaptılar. Jae-jong, Junsu, Yeochun. Maalesef üçünde skandal çıktı ve şu an çok kötü durumdalar. O zamanlar tabii ki daha böyle şeyler yoktu ama SM'in yüzünden JYJ çok ekranlara çıkamıyordu. SM öyle bir yasak koymuştu. Çok kalabalıktı o gün havaalanı. Bir sürü insan var benim gibi manyak. Anormal. Bir tanıdığım birisiyle gitmiştim oraya. Her yer böyle tıklım tıkış. Hani olaydan tamamen habersiz olan insanlar ne oluyor yahu falan deyip bize gelip soruyorlar. Hani ne var, kimi bekliyorsunuz bu kadar diye. Tabii biz böyle elimizde, benim değildi ama bir sürü insanın elinde pankartlar böyle Kim Jae-jong'la alakalı. Sonrasında göründü uzaktan. Ama hepimiz böyle çığlık çığlığa herkes bağırış çağırış. Ben çok bağıran bir insan değilim öyle şeylerde. Sessizce izlemeyi tercih edenlerdenim. Yine öyle yaptım. Sessizce izledim. Ama görüntüyü görmenizi isterdim. Keşke görseydiniz. Jae-jong önde. Korumaları, işte menajeri, çalışanları yanında. Arkasında bir kız grubu. Çığlık ata ata Jae-jong'u takip ediyor. Ben bir aralık nasıl başardım bilmiyorum ama Jae-jong'un tam yanındaydım. O yürüyor ya, ben de yürüyorum. Hiç sesim çıkmıyor. Şöyle izleyerek yanında yürüyorum. Bütün havaalanını biz o şekilde yürüdük.
Benim o güne dair hiç unutmadığım şöyle bir anı var. Yıllardır da anlatıyorum her fırsat bulduğumda. Çünkü gerçekten büyük bir rezillikti aynı zamanda. Telefonumun kamerası o dönem biraz sorunluydu. Hani artık böyle iflas etmiş telefon. Beni bırak diye yalvarıyor ama ben inatla bırakmıyorum. Bir yandan da kamerayı açtım. Jejong'u çekmeye çalışıyorum. Videoyu almaya çalışıyorum. Neyse güçlükle başardım. Şöyle zar zor açtım kamerasını. Tam böyle kaldırdım. Çekeceğim. O sırada ya menajeriydi ya çalışanlardan biriydi. Tabii ki hatırlamıyorum. Elinde bir kağıt var. O kağıdı böyle elinde bürümüş. Onunla o şekilde yürüyordu. Ve böyle şeyin ekranına tuttu böyle o kağıdı. Hani çekmemi engellemek istedi kısaca. Sürekli Kore dizisi izleyip onların tepkilerine alışan bir insan olarak farkında olmadan şöyle bir tepki verdim. Ayş dedim. Sonra kafamı bir kaldırdım. Adam durmuş ve dövecek gibi yüzüme bakıyor. Böyle oldum. Sonra başımı eğdim. Çözüm mü da dedim. Ve adam pis pis baktıktan sonra gitti. Ben Jejong'u falan bıraktım. Dedim ki gidersem zaten ve bu adam beni orada görürse dayak yiyeceğim. Hani ötesi yok. Ama şeyi asla anlamadım. Neden bana öyle baktı? Hani bu zaten sürekli duyduğumuz bir şey. Hani benim için şey gibi bir anlamı var. Kahretsin ya gibi bir anlamı var. Tamam ama neden bu kadar tepki verdiğini hiç anlamadım. Sonra tabii aradan uzun bir zaman geçti. Ben bu kelimenin ne olduğunu öğrendim. Bu Korece bir küfürün başıymış. Yani bizdeki çok özür diliyorum ama hani şey gibi ananı gibi bir şeymiş. Başlangıç için onu kastediyorum. Onun yüzden örneklendirdim. Anlaşılabilir olsun diye. Korece bir küfürün ilk harfiymiş o. Ve onu söylediğiniz zaman böyle gerisi bir nevi böyle şey küfür ediyormuşsunuz gibi bir anlamı oluyormuş. Sonradan fark ettiğim şey şu, televizyon programlarında da mesela istemsiz bir sinirle ayş dedikleri zaman herkes atılıyor. Sus sus deme sakın öyle falan. O an anladım ki bu aslında onlar için küfür olduğundan bunu dedikleri zaman hele bir de hiç tanımadığınız bir insana söylemek çok büyük bir hataymış. Tabii ben bunu o zamanlar bilmiyordum. O da tamamen cahil oluşumdan kaynaklı bir hataydı. Neyse ki dayak yemeden oradan sağ salim çıkmayı başardım. İlk anım bu. Hiç unutmadığım anımdı tabii ki bu. Onun dışında Music Bank. Tabii ki Music Bank İstanbul diye bir program. Biliyorsunuz Music Bank zaten Kore'de sürekli yapılan bir şey. Bir müzik programı. Ve bazen de bunu yabancı ülkelerde yapıyorlar. Nasıl oldu bilmiyorum. O yılda Music Bank'i İstanbul'da yapmaya karar verdiler. Zannedersem o yıl Türkiye'de Kore yılıydı. O yüzden de işte bir sürü Kore ile ilgili etkinlikler oldu. Bunlardan bir tanesi de Music Bank'ti. Duyduk ki çok önemli, çok büyük gruplar geliyor. Şansımı o zamanlar çalışıyordum. Çalıştığım için de kazandığım paranın bir kısmını bilete yatırdım. Çünkü pahalıydı gerçekten. Ki üstelik arkalarda almış olmama rağmen pahalıydı. Dedim ki ben bu konseri kaçırmam. Bunda da tabii ki havaalanında büyük bir grup. Bakın Jejong'a giden Music Bank ekibine gitmez mi? Şimdi grupları söylüyorum size. Super Junior, FT Island, Beast, Ailee, Miss A, M-Black. Sanırım bu kadar. Başka hatırlamıyorum. Hepsinin hayranlarını düşünün. Gelebilen herkesi düşünün daha doğrusu. Havaalanı tıklım tıkış. Herkes orada. Tabii ki dediğim gibi yine yabancıların, olaydan haberdar olmayanların bir sinir katsayıları yükselmiş. Bu nedir yahu diye. Bir de o zamanlar yani K-pop dediğimiz şey, Kore dediğimiz şey bu kadar kabul görmüyordu. Zamanınızın kıymetini bilin. Uzun uzun bekledik. Çok uzun bekledik. Sonra o uçak indi. O malum uçak indi ve teker teker bunlar içeriden çıkmaya başladılar. Tabii ki bir sürü koruma eşliğinde. Yani kimisi haliyle çok uzun bir yolculuktan geldiği için yorgun, böyle suratı asık. Kimisi ona rağmen yorgun olduğu halde böyle şiş gözlerle gülmeye çalışıyor. Beast'ten Dujun'u hiç unutmuyorum. Sevimli sevimli gülümsüyordu böyle. Herkese selam veriyordu gülümseyerek liderleri. Hatta fotoğraflarım da var onunla ilgili. Bir tane de böyle kamerama bir bakış attı. Gerçi gözünde güneş gözlüğü vardı ama sonuçta baktığı istikamet bendim. O yüzden ben bana baktı diye düşünüyorum ve dibimdeydi zaten o sırada. Bir de
Miss A grubundaki Suzy'yi. Suzy zaten malumunuz artık çok ünlü bir isim. Suzy'yi hiç unutmuyorum. Aşırı sevimliydi ve herkese böyle gülücükler dağıtıyordu, selam veriyordu. Çok sempatikti. O şekilde onlar da böyle haldır oldur çıktı gitti. Ama bir anda bu kadar çok K-pop ünlüsünü görmek bizim için tabii ki büyük bir şok olmuştu. Bugünle ilgili çok enteresan bir hikayem yok ama zaten olayın başlı başına kendisi büyük bir mevzu olduğu için bunu da böyle anlatmak istedim. Ve gelelim sonuncuya. Neden geldim? Çünkü bu büyük bir rezillik, rezil bir anı. Bunu aslında böyle utanıyorum söylerken ama çok da komik. Yani gerçekten bunu paylaşmak istiyorum. Ben deli bir Running Man hayranıyım. Running Man'i bilmeyenler için söyleyeyim. Kore'deki bir televizyon programı. Aşırı eğlenceli bir hem yarışma hem komedi programı gibi bir şey. Çok güzel bir program. Ve onların sabit olan 7 tane üyeleri vardı o zaman, şu an 8 olsalar da. Bir haber dönmeye başladı bir anda ortalıkta. Bir gün. Bir anda. Duyduk ki Running Man'in 2 tane üyesi olan Yi Gwangsu ve Kim Jong-guk Türkiye'ye geliyormuş bir program çekimi için. Yılını hiç hatırlamıyorum. Tabii deli gibi Running Man izleyen birisi için üniversite hayatımda ikişer ikişer bölüm izliyordum. O kadar hastasıydım. Öyle bir insan için bu haberin ne kadar büyük bir haber olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Dedim ki ben bunları görmeliyim. Görmek zorundayım. Yani onlar Türkiye sınırlarına gelecek. Ben bunu kaçıracağım. Böyle bir şey olamaz. Sonra onun hemen arkasından bu sefer işte şu tarihte gelecekler. Şu tarihte şu saatte Kore'den gelen bir uçak var. O gün orada olacaklar gibi haberler dönmeye başladı. Ondan sonra ben tabii o günümü boşalttım. Her şeyimi ayarladım. Dedim ki o gün ben havaalanında olacağım. Gideceğim ve göreceğim. Çünkü İstanbul içinde görmem çok zor. Bulmam çok zor. Tabii ki bu havaalanı hep Atatürk Havalimanı. Çünkü hep oraya geliyorlardı. Yani benim gibi birkaç hasta ruhu daha vardı. Yani birkaç dediğime bakmayın. 10-15 kişi vardık. İşte uçak indi. Herkes iniyor. Bütün Koreliler iniyor. Bütün çekik gözlü arkadaşlar iniyor uçaktan. Oradan herkes çıktı. Dış hatlardan. Ama asla beklediğimiz isimler çıkmıyor. Bakın. Sormazlar mı adama neyine güvendin diye. Yani niye oradasın? Hani hiçbir kanıtın yok. Onlar öyle bir paylaşım yapmamışlar. Güvenilir bir kaynaktan böyle bir haber almamışsın. Nasıl? Yani hayatımın en büyük şapşallığıdır o. Kibarlaştırayım dedim biraz. Bekle bekle yok, bekle bekle yok. Bir anda birileri internetten araştırıyor. Bir tane daha var uçak, bir tane daha var. Muhtemelen onunla gelirler diye. Eyvallah dedik. Tamam biraz daha bekleyelim. Saatler geçiyor bakın ama o kadar uzun zaman bekledik ki. Yani bütün günümüz bizim orada o gün havaalanında gelmeyecek iki ismi beklemekle geçti. Sonra ikinci uçak da indi. Ortada hiç kimse yok. Tabii ki ortada ne Yi Gwangsu var ne Kim Jong-guk var. Bir yandan da böyle kendi kendimize heyecanlı konuşuyoruz. Ay işte görürsek şuna bakarız. Görürsek şundan gözümü alamam falan. Yani nereye bakıyorsun? Kimden gözünü alamıyorsun yani? Görmek istiyorsan git Kore'ye. İnan Koreliler var işte kenarda bekliyorlar falan. Birimiz şey dedik. Sorsak mı dedik ya hani gidip. Sonuçta ikisi de ünlü isimler. Ben tanıyorsam Koreli de tanır. İşte Kim Jong-guk zaten yıllardır eğlence piyasasında olan bir adam. Soralım mı? Soralım. E hadi kim sorsun? Herkes bir geri çekildi onu deyince. Herkes bir utandı. Yani bir Koreli ile konuşmaktan çekindiler aslında. Dedim ki tamam ben konuşacağım. Ben soracağım dedim. Tam gideceğim. Kafamda cümleyi toplamaya çalışıyorum ama uçağın Korecesini unuttum. Uçağın Korecesi neydi dedim. Hemen bilen birisi söyledi. Tamam dedim. Gittim. Kıza böyle cezamida dedim. Kız döndü. Pihengi에서 Yi Gwangsu랑 Kim Jong-guk이 봤어요 dedim. Kız şöyle bir durdu. Hani? 못 봤어? Dedi. Ah, 못 봤어? 그래, 감사합니다. Dedim. Döndüm arkamı gittim. Kız benim hakkımda ne düşünmüş hiçbir fikrim yok. Düşünsenize. Kore'ye gidiyorsunuz ve bir Koreli gelip size Türkçe bir şekilde diyor ki uçakta Çağatay Ulusoy'la Kerem Bürsin'i gördün mü? Şu an aklıma gelen ilk isimleri söyledim. Neden onlar bilmiyorum ama yani ben manyak galiba derim. Deli galiba bunlar düşüncesi geçer aklımdan. Muhtemelen onlar da benim hakkımda öyle düşündüler. Ama velhasılı kelam olmadıklarını öğrendik. Velhasılı kelam asla Türkiye'ye gelmediklerini ve gelmeyeceklerini öğrendik. Sonra hayatı çok sorguladım. Sonra internet dünyasını çok sorguladım. Bunu ilk okuduğum internet sitesini çok sorguladım. Sonra dedim ki demek ki neymiş bir şeylere balıklama atlayıp inanmadan önce birazcık
Araştırma yapman gerekiyormuş sevgili Sümeyciğim. Bu da böyle bir anımdır. Diyanet Gözü YouTube finali. O zaman bugünlük de benden bu kadar. Rezilliğimi de böyle anlatmış olduğum için kendimi bir tık kötü hissediyorum ama... Bunlar çok eğlenceli de anılar tabii ki, şaka bir yana. Bu zamana kadar bu kadar eğlenmemi sağlayan çok deli dolu anılarım. İyi ki de olmuşlar, iyi ki de yaşamışım. O zaman bir sonraki bölümde yine yeni anormalliklerimle, yeni anılarımla ve hikayelerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.